Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ayvalık Sarımsak'tan sesleniyorum. Bildiğiniz gibi ben İzmir Karşıyaka'da yaşıyordum ve 3 gün önce Ayvalık Sarımsaklı'ya yerleştim. Yani İzmir'deki evi boşaltıp Sarımsaklı'ya geldik. Nedenini soracak olursanız, tabii ki bildiğiniz gibi İzmir'de yaşanan ve artık hafızalarımıza yer eden ve unutamayacağımız İzmir depremi. Normalde devlet 6.6 diyor, 6.8, 6.9 diyen var, 7 diyen var. Amerika ve Yunanistan 7 diyor ki ben 7 olduğuna inanıyorum. Çünkü yaşadığımız için, hani o birebir yaşadığımız için 7 olma ihtimali çok fazla. Ve gerçekten zor bir süreçti. Depremden sonra tabii olay depremde bitmiyor. Arkasından gelen çok fazla artçılar tabii ki bizleri hep tedirgin etti, hep diken üstünde tuttu. Bunun neticesinde biz de oğlumla birlikte hani apartmanımız sağlam, şöyle söyleyeyim, apartmanımızda hiçbir sorun yoktu, sıkıntı yoktu ama hep bir tedirginlik vardı. Sonra oğlumla birlikte oturduk, kafa kafaya verdik ne yapabiliriz diye. Sonra bizim burada Sarımsak'ta güzel bir evimiz var, yazlığımız var. Dedik oraya gidelim, hem kira vermeyiz hem temiz hava, yeşillik. Gördüğünüz gibi bahçede oturuyorum. Şu anda saat 6'yı geçiyor ama yani bahçede öyle keyif yapıyoruz. Bunlar hep güzel şeyler olduğunu düşündük ve atladık geldik. Eşyalarımızı topladık, atladık ve geldik ve gerçekten çok iyi ki gelmişiz diyorum yani. Çok memnunum. Havası çok güzel. Ortam çok güzel. Sessiz, sakin. Burası yazlık bir yer. Yani yazın çok kalabalık olan bir yer. Yani şu anki nüfusu belki 5000 civarındadır ama yazın yani bayağı bir yükseliyor, özellikle bayram tatillerinde. Şu anda sessiz, sakin, huzurlu bir ortamdayız. Allah bozmasın. Bundan sonraki artık yayınlarım buradan olacak. Yemek yayınlarım. Birkaç gün içerisinde Sarımsaklı'yı size kış halini tanıtan güzel birkaç vlogum olacak. Tekrar sizlerle birlikte beraber olacağız. Son olarak Allah kimseye böyle bir korku, böyle bir şey yaşatmasın diyorum. Ve depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize, canlarımıza Allah'tan rahmet. Yaralılara Allah'tan şifa diliyorum. Evini kaybedenlere de Allah kolaylık versin diyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuzda yandaki zile veya çan, artık neyse, ona basarak devamlı paylaşımlarımdan haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.